Ben şimdi daha önce bunu Duygu'ya stüdyoya gelmeden önce söylemedim. Tedirgin oldu şu an. Duygu'dan bir şey rica edeceğim ben. Bugün Deniz de diyor ki ne edeceksin? Şey diyormuş. En çok sevdiğin krem ve parfümden bırak herkese dağıtırmışsın. Yok. Şaka bir yana, yani şaka zaten de. Bize... Şimdi ayağa kalkıyorum. Ne yapayım, evlenmedik mi? Yok. Yok Taylan abi, öyle bir şey yok. bize blogger pozu nasıl verir, öğretir misin? Yok, gerçekten samimi soruyorum. Çünkü yani siz bunu böyle bilerek doğduğunuz için mi böyle oluyorsunuz? Yoksa sonradan mesela bunu öğreniyor musunuz? Hani bütün bloggerlar mesela şunu yapmak zorunda mı? Ne yapayım ya? Gerçekten merak Benim ediyorum. Benim var mı öyle pozum? Yok Bilmiyorum. Be. Bilmiyorum. Yani var mı öyle? Birkaç screenshot almıştım. Öyle mi görünüyorum? Yok gerçekten göster. Soruyorum. Yani... Tamam göster, aynı pozu yapayım ben sana. Emin misin? Ne yapacağım? Tamam. Şu. Bir şey söyleyeceğim, benim onu yapmama neden çok rüzgar vardı, saçım önüme geliyordu. Ha, öyle tarz olsun diye değil. Evet. Şöyle dedim, bak dur yapayım. Şey, orta kameraya bakın. Şimdi böyle yapınca şey oldu ama Hülya Avşar. Şöyle mi? Bunu yapamayan şöyle. Arkadaşlar hiç denemesin. Tam şöyle falan. Yapmayacaksın. Hani biraz, bak ışığı biraz kapatıyorsun, biraz rüzgar engelliyorsun. Efektif bir rüzgar poz. Rüzgar geldi, okey. Neyse bakın başka. Bunu öğrenmiş olduk. Başka? Diğerlerine de girelim mi? Göster. Bir sürü sıkmış hata. Gösteriyorum. Bir sürü de almamışım. Şu moda mesela. Elinde bir şey böyle varmış gibi, sivilce falan. O da şu gösteriyorum bir dakika. Şöyle. Dur. Şöyle. Bu arada beni rezil ettiğini umarım farkındasın. Bir şey diyeceğim gerçekten. Bir dakika ben... şöyle ama bir şey söyleyeyim. Hani elini kolundan nereye koyacağım bir şey yapıyorsun. Onu yani. Bilememenin sonucu mu bu? Biraz. Onu kullanıyorlar. Hayır bak değil mi? Hani varyasyon üretmen lazım. Her fotoğrafı böyle mi çekeceğim şimdi? Hani? Şöyle. Doğru. Ne yapacaksın? Şöyle. Evet, doğru. Makarena. Yapacaksın işte. Çünkü şeyler falan da oluyor ya böyle arada. Şöyle şeyler var mesela. Var. Yemezsen yapamayacağım. O bende yok da şey var. Şu bak, onu vermesi çok zor o pozu. Nasıl? Duygu Öz aslında. Şöyle bak. Ha evet. Şöyle, bu da meşhur mesela. Şöyle miydi? Şöyle. Meşhur bu da evet. Evet zor bak bunlar hep atletik bir yapı gerektiriyor. Yani influencer olmak istiyorsanız atletik olacaksınız. Biraz esneklik, stretch sabahları düşünsen ben bir saat. Bunun için günde 3 saat kardiyo yapacaksınız yoksa asla Duygu Öz aslında olamazsınız. Sosyal medyada kurduğum bu iletişim adına, bu diyalog adına hem bunu yapanlar şu an hali hazırda hem de yapmayı düşünenler için o iletişimde neye özen göstermek gerekiyor? Bunun mesela stratejisi samimiyet midir? Trendleri takip edip ona göre davranmak mıdır? Bence hepsi ama yani ben her şeyin bir dozu olması gerektiğine inanıyorum. Mesela hani samimiyet diye de çok suyunu çıkarmamak lazım bence. Ama samimiyet kavramı da bir garip Türkiye'de ama ya. Sence de öyle değil mi? Yani mesela çok küfürlü konuşmak falan hani onlar mesela samimiyet gibi algılanabiliyor bence. Evet. Ya da hani daha mesafeli biriysen samimiyetsiz olarak algılanabiliyorsun mesela. Benim çok başıma gelen sana şey neden mesela sence samimiyetsiz diyorlar? Ama ben de genel olarak soğuk bir insanım. Bence yani şöyle, benimle tanışmayan biri de gerçek hayatta benim hakkımda böyle düşünüyor. Hep böyleydi bu. Hani benim burun havadaydı gıcık biri olduğumu falan düşünür genelde. Ama tanıdıktan sonra çok fazla hayatım boyunca insandan duydum. Hiç düşündüğüm gibi biri değilmişsin. Ya da işte çok gerçekten samimisin, çok tatlısın. Yani hep böyle şeyler duydum ben hayatım boyunca. O yüzden normal geliyor bana öyle düşünmeleri ve bunda hiçbir derdim yok yani böyle düşünebilirler. Böyleyim çünkü. Ama bence her şey ya yani orada tek bir şey. Her şeyi takip etmek zor bu arada bayağı deli iş. Yani biz YouTube'la yaptığımız toplantılarda da bunu çok fazla konuşuyoruz. Yani orada da mesela çok fazla söylüyorlar bize. Creatorların şu anda en çok dert yandığı şey kendini yenileyememek ya da hıza erişememek.
o hıza erişmek çok zor bir şey. Yani mesela en kolay örneğini vereyim. Bir şey paylaşacaksın, hazırlamışsın, koyacağın zaman çoktan paylaşılmış olabiliyor. Ne koyamıyorsun? Bu iş birliği anlamında yani. Bir şey mi yoksa tamamen... Yok, kendin paylaşacağın bir şey, fotoğraf, bir kıyafet olabilir, bir video fikri olabilir. Yapılmış. Evet. Zamanla yarışıyorsun. Evet, öyle. Sürekli takip ediyor olman lazım ve bir de kitleni de iyi biliyor olman lazım. O belki onda satmayacak yani. Tabii tabii, zaten öyle. Ama yine de hani yapmak istediğin şeyi de yapamayabiliyorsun çoğu zaman. Zor yani, gerçekten zor. Hani ben insanların şey düşünmesini çok net anlıyorum. Gerçek, bence çok da haklılar. Çok kolay iş, o kadar para kazanıyorlar. Hani falan, ya yoruluyorlar falan gibi düşünen çok fazla insan var. Ama şunu da çok fazla duyuyoruz sonra. Mesela yeni kanal açmaya çalışmış biri. Hani böyle bir yorum yapmış. Öncesinde böyle düşünüyormuş ve bir video çekip mesela editlemiş ve koymuş, onu her şeyini yapmış. Diyor ki, şimdi anlıyorum diyor mesela. Ki bir içerikten bahsediyoruz. Bir. 5 yıldır haftada 3 video. Zor, kolay değil, gerçekten değil. Bir de şey gibi de düşünüyorum. Hani fiziksel yani. Olarak zor demiyorum. Değil zaten. Mesai ve zihin. Kafam hep meşgul. Ve hafta sonun da yok. Yani her zaman bir şey düşünmek zorundasın. Her zaman o baskı bence çok zor. Benim bir çizgim var ve onun dışına da çok da çıkmak istemiyorum. Cumsun YouTube'da veya Instagram'da. Yoksa ya bunun trendi iyi gidiyor, ben bunu bir yapayım çünkü izlenecek. Hani yoksa arasını böyle dengede tutmaya mı çalışıyorsun? Çok trende girer izleneceğe kaymadan arada tutmaya çalışıyorum diyeyim. Yani slime'da yapmam yani ama hani şey de değil. Mesela şöyle bir şey. Ne zamandan beri ben thumbnail'ımı yani videolarımın fotoğraflarını yazıyorum bilmiyorum da. Bir süre hiç yazmadım ve dedim ki çok çirkin duruyor. İğrenç, benim bir çizgim var, onun dışında asla çıkamam. Böyleydim. Çok inatçıydım o konuda ama... Yazı yazmak. Evet, hani atıyorum ofiste kıyafetlerimi seçtiler falan yazıyor. Ama hani o videoların daha çok açıldığını görüyorsun. Ama ben yine de mesela çok uzun süre şey diyorum. Güzel görünmüyor. Ama onu yapabilme lüksün de var aslında şu anda, yok mu? Evet ama şimdi iyi gidecek bir şey niye... Engellemiş engelleyesin. Evet. Doğru. Biraz o mantığa artık şey yaptım, hani ortasını bulabiliyorum. Eskiden çok şeydim, hayır ben bu fotoğrafı koyacağım çünkü çok güzel. Bunu değil yapmadığında mi? Peki durum ne? Ya hayır ben bunu kullanacağım falan. Daha mı yavaş büyüyorsun, ne oluyor sence? Ya hayır, yani hani çok majör bir şey olur mu dersen olmaz ama bu daha iyi, hani onu biliyoruz, elimizde bir veri olarak var ve hani ona uygun davranmak tabii ki daha akıllıca. Ama ya da mesela şey vardı bende. Yorumlarda bu çok isteniyor ama çok saçma bir şey ve hani 3 yorumda falan istenmiş mesela. Ama ben senin onu çekmeye çalıştım. Evet tabii, aynen. Ve hani bizim ekipte işte Hüseyin var, çok sevdiğim bir arkadaşım. O bana şöyle bir şey söylemiş zamanında, bunu bütün YouTuber'lara ve YouTube kanal açacaklara tavsiye olarak, özlü söz olarak söylüyorum. Yorumlar yalan söyler, istatistikler söylemez. Nasıl cümle? Ben bunu çok geç anladım ve kabullendim. Bunu kabullendiğimden beri her şey çok daha güzel. Peki YouTube'da şimdi aşama aşama gidersek bir kanal açıyorsun. Orada işte sürekli içerik yüklüyorsun. Belki günde 2 tane falan yüklüyorsun. 600'lü, 700'lü, 800'lü diye seviniyorsun falan. Bir süre sonra artık bir kitlen oluyor ve senin o kitlen oturmaya başlıyor. Ona göre içerik üretiyorsun. Onlar ne istiyor, buna önem veriyorsun, vermek zorundasın. O zaman işte o büyümeyi ve bugün buraya gelmeni sağlayan şey kitlenle arandaki iletişim ve onların isteklerine önem vermen. Bir de sonra bunun işte 1 milyonluk olup, 1 milyon aboneye sahip olup, 1 milyon Instagram'da takipçisi olan bir isim olma durumu da var. Bu aşamalardan sence hangisi en böyle zorlayıcı? Çok güzel soru. Çünkü sana sormayacağız da kime soracağız bunu? Tamam, şimdi bence yani 3 aşamadan bahsettim. 3 aşama da bence çok zor. Yani bir kanalı sıfırdan başlatıp da 100.000 aboneye getirmek çok zor. Özellikle şu anda. Yani şu an tamamen dengeler değişmiş durumda. Bütün algoritma değişmiş durumda. Benim başladığım kendi bir çıta çok yüksek. Kendimden bahsetmiyorum. Olmuyor çünkü. Hani ve şöyle mesela eski içerikler artık
olmuyor. Yani bende de kimse de gitmiyor. O yüzden hani hala yeni başlıyor diye bir kanal bence hiçbir şekilde bizim o zaman yaptığımız şeylerle başlamaması lazım. O zaten yapıldı, bitti. Hani biz de artık onun ötesine geçtik. Orası kapandı yani. Ben şu an bütün dürüstlüğümle söylemek zorundayım. Kimse makyaj kanalı açmasın. O kadar söylüyorum. Yani bütün istatistikleri bilen biri olarak bütün makyaj kanallarının, kendim dahil, açmasınlar. Gerek yok yani. Hani orada eğer verebileceği ve sunabileceği çok farklı bir şey yoksa bence açmasınlar. Şöyle, dediğim gibi bence yani sıfırdan büyütmek çok zor ve herkes için olabilen bir şey değil ama onu denemek lazım. Yani hani şey diyemezsin, benim kanalım zaten büyümez mantığıyla da hareket edemezsin. Ya da kesin büyüyeceğini de öngöremezsin. O çok ince bir çizgi. Matematiği de yok. Yok yani. Gerçekten yok. O bir aura mı artık bilmiyorum. Hani yaptığın doğru şeyler de tabii ki önemli. İçerik olur, işte konu olur vesaire. Okey, önemli. Ama bir şey var orada bizim hiçbirimizin adlandıramadığı. O varsa var, yoksa yok. Biraz öyle. Ve o yüze çıkabileceğin, yüz benim öylesine söyleyeyim bir rakam ama hani 20 bine, 50 bine çıkabileceğin yer hani oldu oldu, olmadı olmadılık bir yer bence. Şu an mı öyle? Sizin zamanınız. Hep öyleydi bence, artık daha da öyle. Daha da öyle. Yani bu şey gibi değil, hani ben işte 3 yıl önce kanal açtım, 20 bin oldu ama ben inanıyorum 1 milyon olacak seneye. Bir durum bence yok. Yok. Evet. Kestirilmiyor. Bambaşka bir şey yaparsın sen böyle, hani uçarsın, o ayrı. Ama aynı şeyle devam edersen olmaz. Ama şey de çok zor. Artık hani diyelim ki sana 100-200 bin abonem var. Sonra işte artık diyorsun ki ben 1 milyon olmak istiyorum. Bu arada bu dediklerim hep rakamsal şeyler ama hani anlıyorsun, evet, ne demek, evet, istediğimi. Hani büyümek istiyorum, büyümek gerçekten kısmı. Sektörde, hı-hı, akla gelen bir isim olmak istiyorum dediğin şeyi ben 1 milyon olarak konumlandırayım. Halbuki değil bence ama öyle diyeyim şu an. Şimdi orası bambaşka bir serüven bence ve daha yavaş bir serüven. Yavaş. Bence yavaş. Yani hızlı giden kanallar da var ama ben çok tehlikeli buluyorum hızlı gitmeyi orada. Çünkü ne kadar hızlı çok fazla insana ulaşırsan o kadar insanın seni çok hızlı bir şekilde bırakması o kadar kolay bence. Evet. Yani aranda çünkü çok az bağ kurmuş oluyorsun. Yani 6 ayda kurduğun bağla 5 yılda kurduğun bağ aynı değil maalesef. Ben onu biraz tehlikeli buluyorum. O yüzden biraz daha böyle temkinli yavaş yavaş ilerlemek daha bence iyi. Orası zor ama en zor kısmı bence 1 milyonu yine farazi bir sayı olarak söylüyorum burada ama hani çok şey ya, çok meta ya orası yani böyle, hmm, hani herkes o 1 milyon ya da işte 1 milyon ödülü diye bir şey var mesela. Okey, evet, 1 milyon diyebiliriz bence. Oradan sonra her şey insanların inanılmaz gözüne batmaya başlıyor. Şöyle mesela, hani bu kanalın 1 milyon abonesi var. Neden bu kadar az izleniyor'yu sorguluyor mesela. Kendi kanalım için söylemiyorum. Bizim hani izlenmelerimiz kanalın abone sayısına göre ortalamanın üstünde. Okey. Ama şimdi eğer 1 milyon, yani 1,5 milyon kanalın var diyelim senin. Ama 100 bin izleniyorsa videoların, İnsanların acayip gözüne batıyor. İnanılmaz bir baskı oluşuyor creatorların üstünde ve büyüyememeye başlıyorlar. Hatta abone kaybetmeye başlıyorlar. Çok kötü. Ya düşünsene, oraya kadar getirmişsin kanalı ve güzel gitmişsin. Sonra o baskıyla ve o rakamın insanlara da verdiği artık o vibe'la bir şeyle düşüşe geçebiliyorsun. Çok acayip bir durum orası. Biz seni sosyal medyadan tanıdık. Yani, hı-hı, bugün buradasın ve Duygu Özaslan'ı hani ana akımda ya da geleneksel medyada bir şey yaptığı için değil de tamamen dijital dünyanın içerisinde içerik üreten bir isim olduğu için tanıdık ve bugün burada seni ağırlıyoruz. Peki bu sosyal medyanın hem senin açından hem de Duygu Özaslan'ı bir kenara bırak, Duygu olarak hiç mi zararı yok, hiç mi dezavantajı yok sence? Gündelik yaşantımızdan bahsediyorum. Yani bence insanlar yani her şeyin fazlası zarar diye bir şey deriz ya hep. Ben bence birazcık öyle yani. Eğer çok fazla vakit harcıyorsanız sosyal medyada ve çok fazla gerçekten size kötü geleceğini düşündüğünüz şeye maruz kalıyorsanız, evet kötü yani. Kimse bunu aksini söyleyemez bence ama ben mesela ki işim bu olmasına rağmen bu arkadaşlarımın da ilk başta çok garip karşıladığı ama artık herkes tarafından bilinen bir özelliğim. Sosyal medyada çok az vakit geçiriyorum. Yani
çok çok az vakit geçiriyorum gerçekten. Hani kendi fotoğrafımı koyuyorum, birkaç arkadaşıma bakıyorum, bitti. Benim için öyle. Ve bunun için zamanlar yaratıyorum. Yani elimdeyken hep böyle bir scroll, öyle bir modum yok. Ben onun mesela zararlı olduğunu düşünüyorum. Sürekli. Bütün boş vakitlerimizi sadece sosyal medyada bir şeylere bakarak harcamak bence normal değil. Evet. Yani sadece televizyon izleyerek harcamamız da normal olmazdı. Ya da sadece ne bileyim aynaya baksak da garip olurdu yani. Hani bence her şeyi sürekli yapmak garip ve sağlıksız. O yüzden bence dozunda kullanmak ve hani şey de çok eleştiriliyor ya, ben mesela ona çok katılmıyorum. İşte sosyal medya gerçek değil, orada gördükleriniz gerçek değil diye bir akım çıkmış durumda. Şu an senin biraz önce verdiğin örnek gibi o da böyle bir olay ya şu an. Evet. Çok konuşuluyor ve insanlar bunun üzerinden çok geri dönüş alıyorlar. Film yapıyorlar diyeyim. Ben mesela ona şöyle katılmıyorum. Eğer gerçekten modunu ve o günkü halini yansıtan bir şey koyuyorsan kimseyi kandırmıyorsun bence. Evet. Yani ama eğer mesela şunlar da var, hani sevgilisiyle arası çok kötü ama sevgilisi fotoğraf koyuyor like alır diye. Kusura bakma yani sen o de zaman manyaksın, seni takip eden de delirir yani kusura evet. bakma. Hani onlardan dolayı insanlar şu an tutturmuş sosyal medyada gördükleriniz gerçek değil, her şey çok güzel sunuluyor. Tabii ki çiçeğin fotoğrafını çektiğimizde de güzel çekmeye çalışmıyor muyuz yani, haksız mıyım? Ya oraya iğrenç bir fotoğraf koymayacağız yani, kimse yapmaz bunu çünkü görsel bir mecra. Yani oraya içerik şiir evet. web sitesi olsa güzel şiirlerini koymaya çalışırsın evet. gibi. Hani bence çok abartılıyor.